Herkese merhaba, ben Ayşe, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle özellikle kış mevsiminde çok uygun, hele de yağmurlu bir havadaysanız kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Bazı yerlerde gölle, bazı yerlerde de diritleme olarak biliniyor. Eğer sizin bildiğiniz farklı bir ismi varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Şimdiden deneyecek olan herkese de afiyet olsun. Gayet doyurucu bir tarif. Eğer kanalıma abone değilseniz de lütfen abone olmayı ve zil işaretini açmayı da unutmayın. Burada 1,5 su bardağı buğdayım var. Yarım çay bardağı nohut, yarım çay bardağı da şöyle kuru fasulye var. Bunları akşamdan ısladım. Üzerlerine geçecek kadar su koyup ıslattım. Şimdi bunları bir tencerenin içerisine boşaltacağım. Ben düdüklü tencere kullanacağım. Ama eğer evinizde düdüklü tencereniz yoksa normal tencerede de pişirebilirsiniz. Hiç fark etmez. Önemli olan buğday, nohut ve fasulyelerin pişmiş olması. Şimdi içerisine ekledim. Şöyle miktar olarak da göstereyim. İçerisine su ekliyorum. Şöyle üzerine geçecek kadar su ekledim. Çok fazla su doldurmayın. Dediğim gibi kendi evinizde, düdüklü tencerenizde fasulye, nohutu nasıl haşlıyorsanız öyle düşünebilirsiniz. Düdüklü tencere olduğu için de suyunu çok fazla kullanmayın. Eğer normal tencerede kaynatacak olursanız da yine böyle üzerine geçecek kadar su koyun. Eğer buğdaylarınız, fasulye, nohutunuz pişmezse üzerinden azar azar sıcak su ilave ederek pişirebilirsiniz. Şimdi kapağını kapatacağım ve ocakta pişirmeyi bırakacağım. Benim tenceremde yaklaşık 20-25 dakikada pişecek. Fakat sizin kullanmış olduğunuz tencereye göre bu süre değişebilir. Göllem hazır, pişti. Şöyle yakından da göstereyim. Hepsi çok güzel. Böyle dağıldılar, parçalandı bak. Görüyorsunuz. Şimdi servise hazır artık. Bunu bu şekilde tabakların içerisine alıp tuz ekip cevizle, fıstıkla birlikte tüketebilirsiniz. Bazı yerlerde içerisine yerken çok az haşhaş ezmesi ekleyenler var. Tuzla birlikte birazcık sarımsak ezip ekleyenler de var. Siz nasıl severseniz, nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde yiyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz de lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi de unutmayın.